Merhabalar, ben GregTech ve kasanın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi double chest upgrade ettim çünkü bu arada şunların hepsini dungeon'dan buldum. Şu diamondlardan 4 tanesi hariç. Emerald. Bunu dungeon'dan buldum. Bunu madenden kazdım. Lignit ne diye soracak olursanız bir tür taş. Ama bunlardan 9 tanesini çarkola çeviriyorsunuz ya da direkt yakacak olarak kullanabiliyorsunuz. Şunları dungeon'lardan buldum. Platinyumları dungeon'lardan buldum. Yellow Garnet dungeon'dan buldum. Safiri kazarak buldum. Bunları kazarak buldum. Bronz parçaları kazarak buldum. Pardon, dungeon'dan buldum. Dungeon çölde. Bayağı bir alan gezdim. Dungeon şurada. Bir swamp biome buldum. Çöl buldum. Muhtemelen evimi şu taraflara bir yere taşıyacağım. Ya da şu taraflara. Maalesef Extreme Heals bulamadım. Bu benim için kötü bir şey. Ama size GregTech'in eklediği çok güzel bir buff göstereceğim. Bronz ve çelik aletleri pişirip eski hallerine getirebiliyorsunuz. Ve bu şekilde bronz elde ediyoruz. Ve bu bir sonraki adıma geçmek için çok işimize yarayacak. Çünkü bize hammer lazım. Bu arada bu zırhları giymeyi planlamıyorum çünkü malzemelerine ihtiyacım var. Şimdilik. Ve 22 beleş bronz. Woohoo! Bu arada Atomic Science resmilerini biraz inceliyordum. Bir problem var mı diye. Steel swordlardan birini saklayabilirim. 2 steel neticede. Ya da boşver. Ya da evet, boşver. Hadi bakalım. İçeriklerimiz. Güzel. Bu arada tahminen nereye yerleşeyim hakkında pek bir fikrim yok, ancak olasılıklar şuralar falan gösteriyor. Hem swamp var, hem çöl var, hem forest var, hem plains var. O yüzden bölüm arası taşınabilirim. Hadi bakalım. Bu bölümde az buçuk bronz çağına gireceğiz. İlk olarak bronz aletlerimizi alalım ve bolca wood'umuz var. Bu arada bir dijital chest'in resmisine bakmak istiyorum. Iron plate. Ama data orb gerektiriyor. Dijital chest ileri bir şey. Böyleydi. Evet. Bir adet bronz hammer'ımız var. Ve şimdi iki tanesini de şöyle işleyerek bir adet de şu arkadaşı elde ettik ve bronz savımız ise şunlarla valla ters. Valla. Ve testlerimizi elde ettik. Testlerimiz ne işe yarıyor? Eski verimlilik. Yaşasın. Yaşasın. Neyse. Bu fazlaydı gerçi ama. 1, 2, 3, 4. 4 tane yeter bence. Evet ve sizleri şöyle yerleştirelim. Factorization barrel'ları. Sen nesin? O gece olmuş. Evet, ölümlerimi falan gördünüz arada. Sana şu kılıç. Silver Skeleton'ın kılıcı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu işe yarıyormuş. Oy. Weewolf. Neyse bir adet Golden Apple'ımız oldu. Bakalım seni kullanabileceğimiz bir şey var mı? Ha bu. Ha, Gold'u geri alabiliyormuşuz bundan ama gereksiz. Şu an yapamayız daha doğrusu. Gerekli ama şu an yapamayız. Evet, ilk olarak her daim kömürlerimi. Redstone'lara şimdi gerek yok. Ve wood'larımı. Ve seslerimi. Ve clay'lerimi. Seni direkt bu şekilde geri döndürmenin bir yolu var mı? Yok. Extractor. Neyse. Siz şimdi şöyle kalın. İyi böyle. En çok sizler çıkıyorsunuz galiba. Sizler şöyle durun. Evet. Chestlere biraz hava geldi. Evet. Bronz aletlerimizi de yaptık. Bu sayede. Ve ayrıca bana tool rack lazım. Selam fare. Hoşça kal fare. Tool rack için ne lazım? Evet, iron var mı? Yok. Yaparız. Bu arada hani bu şekilde yapmamı söyleyebilirsiniz ancak şu an dersi bunu işlemenin yolu var. Neydi arkadaşın adı? Ah. Unuttum şimdi. Seni tanımıyor. Tamam. Seni de tanımıyor. Sağlık olsun. Sizler o zaman şimdi şöyle gelin. Golden Apple sen de buraya gel. Ha, bunun dışında şu safari netleri buldum. Bunların ne işe yaradığını daha sonra gösteririm. Bir adet diamond horse armor buldum. Bir adet köy yağmaladım. Bolca patates falan buldum. Ve Fire Ogre'yi öldürünce bu elime geçti. Evet. Böyle ufak şeyler oldu. Evet şimdi. Kendime bir tane daha. Teridot. Testere gel. Testere çok güzel bir şeydir. GregTech'te tabii. Yok. Direkt şunlardan yapalım. Peridot'un başka bir kullanımı yok zaten. Bakalım. Yok. O Old Industrial'ın düşüyormuş. Tamam. Tamam. Kullanımın varmış senin. Özür dilerim. Eskiden yoktu. Tamam neyse şimdi bayağı ileri zamanlara dönük bir kullanım, o yüzden şimdilik boloslama harcıyorum. Evet. Bunlar da hazır olduğuna göre neye başlayalım? Kendime geçici bir ev kuracağım. Burayı genişletelim. Evet. Senin tıkanma noktan şuradan itibaren olsun. Tamam güzel. Bayağı mis. Biraz da kömür alalım. Torç olsun elimizde. Evet. Şuradan itibaren kazmaya başlayalım. Evet geri geldim ve şu an yapmamız gereken şey bir adet Slack Furnace. Sarıkların değişiyle Swag Furnace gerçi. Senle olmuyor. Senle olur diye oluyor. Gerçi bunu da yapabiliriz. Hatta iki tane slack furnace yapayım, evet. Tamamdır. Güzel. İki adet slack furnace'ımız hazır. Sizler nereye gidin? Şu duvara girin ikiniz de. Senin de copper pişirmeni istiyorum. İki stek. Tamam, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu biraz fazla oldu ama olsun. Tamamdır. Bunlar pişe dursun. O zamana kadar biz ne yapacağız? GregTech. Tabii ki de. İlk olarak bana evet. Coal boiler nerede? Boiler nerede? Bronz workbench işimi görebilir ancak small coal boiler. 1, 2, 3, 4, 5 tane bronze plate gerekiyor. Ve bir adet wrench. Iron wrench kullanabilirim. Steel wrench yapabilirim şu an. Sen steel wrench gözüksün. Çünkü sen steel değil, steel wrench. Evet, steel wrench yapacağım kendime. Yaşasın. Neyse. Small coal boiler. 10 adet bronze ingot'a ihtiyacım olacak. 8. Bir eksik. Lanet olsun ki bir eksik. Sana şimdilik gerek yok. Anlaşılan. Evet. Şuradaki copper ve tinlerimiz. Bu arada bir buçuklama olasılığı var. Yani o yüzden burada yapıyorum. Gerçi sizleri dasta çevirmem gerekecek bir de. Yani çünkü şu an eğer ingot'a çevirmesi yok burada galiba. Evet. Direkt bronz Molecule Transformer, sen hangi modsun? İlginçsin. Neyse. Bana bir adet Iron More lazım. 2 adet Iron'a ihtiyacım olacak ve biraz taş. Sorun değil. 2 adet Iron. Pişin. Biraz. O 2 tane taş bırakayım. Pişer. Bu da 16 tane olsun. Evet. O esnada copper ve tinlerimiz de oluyor. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 2 tane oldu mesela bu. Neyse şuradan göstereyim bir. Muhtemelen oluyordur. Böyle yaparsak bir tane bronz elde ediyoruz. Fakat ben 4 tane elde etmek istiyorum. O yüzden bekliyorum. Şunları. İyiymiş. Evet, o esnada günde batıyor. Batıyor. Dört tanesi daha olacak. O esnada bunlar da oluyor. O, dur. Aslında gerek yokmuş. Evet. Özür. Sizi boşuna beklettim. Hemen geliyorum. Bizimkiler server çökertmiş. Evet, geldim. Köfteysan server çökertmişler, daha doğrusu Betacraft server'ı, ikisini de diyebilirsiniz. İkisi de kabulümüz. Evet, gördüğünüz gibi 3 pardon. 3 tane elde ediyoruz. O da makul bir sayı. Bunu da bekliyorum. Dım dım. More, tamamdır. Evet. Bu arkadaşımız böyle pişerken swag. Neticede bronz bayağı bir işimizi görecek. Böyle bir durum söz konusu. Sen de tamamsın. O zaman. Ah. Bunun olmasından nefret ediyorum işte. Hadi bronzlar pişin. Hadi bronzlar okula. Tamam, biliyorum iğrençti. Hadi bronzlar okula demek iğrençti. Bazen Salih'le çok fazla takıldığımı düşünmeye başlıyorum. Evet. Muarımız kırıldı. Bunun anlamı bir adet daha furnace lazım. Neyse ki bir adet Iron Dust'ı geri veriyor bu arkadaş. Güzel bir şey. Onu da vermeyebilirdi. Bir tane Iron Ingot'ımızı da alalım. Ve 8 tane sen. Ya da Iron. Tabii önce stone lazım. Ve gene bolca bronze. Yani bronze en çok kullanacağımız şey bu devirde. Çünkü zaten bronz çağı olarak geçiyor oyunda. Çünkü her şey bronza dayalı. Bu ilginç bir yapı hani. Evet. Üç, beş, altı tam. Evet, bronzlarımız bu şekilde hazır. Ve sizler de hazır olduğunuza göre break. Small coal boiler. Evet, merhaba örümcek. Videomu mahveden. Örümcekleri gerçek hayatta seviyorum. Bu oyunda sevmiyorum. Bunun dışında bir de The Binding of Isaac oyununda sevmiyorum. Şuraya bir infinite sor water source koymam lazım. Bunun için bucket lazım. Ve bucket ancak iron plate'den elde ediliyor, değil mi? Evet. Bana 8 iron ver. Evet. Gene pişmeyi bekliyoruz. O zamana kadar ben şu arkadaşı şuraya koyayım. Şuraya. Aslında dur. Sen gel bana. Buralara egzoz çıkışı lazım bana. Sen şöyle gel. Evet. Buralara makinelerimizi yerleştirelim. O zamana kadar pipe'lara bir bakalım. Bronze fluid pipe. Large bronze fluid pipe nasıl yapılıyor? Ama bu lazım. Bu tek üretiyor zaten. Hammer. Dur. Zaten önce hammer lazım. Bir tane fazla ürettim ama sıkıntı yok. Evet. Bunun dışında wrench ve hammer. Sen yandan verebiliyordun. Tamam, güzel. Abi sen alttan verebiliyor musun? Onu merak ettim. Yok, pickaxe değil. Dur. Bir saniye. Sen şuraya. Evet. Aklıma çok güzel bir mantık geldi. Evet. Sen şuraya şöyle gel. Pipe'lar buraya böyle gelsin. Tabii update gerekecek. Tamam. Update oldular. Güzel. Iron'larımız güzel. Hazır. Hammer. Hammer gerekiyordu değil mi? Evet. Uy ve oh. Pis fare. Şimdi Ege'nin neden fare düşmanı olduğunu anlıyorsunuz. İğrenç bir espriydi bu da, biliyorum. Ve selam kafamı ütüleyen örümcek. Selam sümüklü böcek. Ben slime ya. Evet. Ve bir kova daha lazım. Hadi bakalım. Girişi kapat. Yaşasın. Evet. Sürekli buradan buna su dolduracağız. Bir tane daha doldu. Tamamdır. Doldu. Süper. Evet. şu fazlalıkları atalım. Ateş her seferinde bir tuhafıma gidiyor. GregTech. Tamamdır. İlk olarak bana ne lazım? Steam Powered Forge Hammer. Bronz Gear mı kullanayım? Iron Gear mı? Iron Gear kullanacağım. O zaman abi yarım stack Iron Ore da ver. Şurada pişsin. Bunun dışında Steam Smelter. Sen de güzel bir şeysin ama 2 adet Steam Furnace lazım senin için. Sana sonradan geçeriz. Bronze Blast Furnace'e sonra geçeceğiz. Coal Boiler. Sturdy Grinder. Evet sen önemlisin. Ama sana da bu lazım. Neyse burada bu arkadaşlarımız hazır olana kadar ben sizi ufak bir geziye çıkartacağım. Önemli pahalı şeylerimizi şöyle atalım kenara. Sen kal, sen kal, sen kal. Tamam. Bir de şundan 3 tane yapalım. Ve neyse senden 3 tane harcayacağım ya. Safir Sickle. Ve GregTech ağacında gelişmemiz için önemli bir eşyayı sizlere tanıtacağım. Evet. Ve bunu tanıtmak için biraz yürüyüşe çıkmam lazım. Ve çok fazla bir yürüyüşe gerek kalmadı. Karşınızdaki rubber ağacı. Bunun sapingleri çok önemli. Ayrıca şuraya eğer tree tab ile dokunursanız sticky resin çıkıyor ve bu rubber yani kauçuk elde ediminde lazım bir arkadaş. Evet. Burada sadece bir tane mi varmış bundan? Evet bir tane varmış. Fakat bayağı bir yürümemiz gerekecek. Oysa da village'ı da göstermiş olurum size. Ve ineklerimizi göstermiş olurum. Ve filimizi. Yılanla kapışan filimizi. Evet böyle güzel manzaralarımız var. Ha, merhaba balık. Small fish. Böyle ilginç manzaralarımız var. Çöl ilginç bir avantaja sahip. Ruby diye ileride çok işe yarayacak bir madenin ana vatanı kendisi. Ama diğer yandan da kasa mazoşist oynayacaklar için pek mantıklı bir yer değil. Ama benim gibi kasa standart ya da kasa softcore oynayacaksanız çöl güzel bir yer aslında. Şu arı kovanlarına konuyorum. Yani acımadan konuyorum. Evet şu yönde. Bu rubber ağaçlarını bulmanın çok kolay bir yolu. Aa petrol. Dümdüz ileride. Yani FPS düştü. Onu düzeldi. Tamam. Bu arada bu tayga alanları da çok güzel bir şey. Avantaja sahip. Castrite diye bir or burada bulunabiliyor. Ve bu tin elde etmenizi sağlıyor. Yani çok Bu arada sadece smelt ederek bir castrite'dan 2 tin elde ediyorsunuz. Evet. Ve merhaba Swamp Boy. Ve merhaba Lilipet. Aa, bir saniye. O kadar şanssız ki içerisinde galiba rubber ağacı bulunmayan tek Swamp Boy'umu bulmayı başardık. Ama komodo ejderimiz var. Zehirlendim. Tamam. Zehirlendim. Neyse ben şu Swamp Boy'uma gelip... Ha dur o esnada... Ha inventörüm doldu gene. O dungeon'da bıraktığım birkaç bir şey vardı da onları alacaktım. Bu arada kaç tane sapling almışım? 2 tane rubber tree sapling almışım. Sen siz nesiniz? Söpürüyoruz. Ve tavşan! Bu esnada... Tamam. Buraya dadanacağım bir yere. Şunlar bu arada die olarak kullanılabiliyor ve bu onca şeyi bulduğum yer burası. Muhteşem dungeon. Yarısını talan edebildiğim. Evet, aşağıda 4 tane chest var. İnventörüm dolu olduğu için itemların bir kısmı kaldı orada. Ve yavru atlar. Mo' Creatures. Mo' Creatures. Aslında iyi ki eklemişim diyorum. Bir heyecan katıyor oyuna. Ama hızlı olmamız gerekiyor. Gün batacak gibime geliyor. Evet. Ha, tamam. Rubber ağacı bulduk. Swamp bayonlarda rubber ağacı bulma olasılığı çok daha yüksektir. Bu arada rubber ağaç, evinize uzak yerdeki rubber ağaçlarının gövdelerini de kırın. Çünkü muhtemelen bir sonraki bölüm göstereceğim bir şey bayağı işinize yarayacak konuda. Ben diğer rubber ağaçlarını da kırıp eve geliyorum. Evet ve geri geldim. Ve gördüğünüz gibi bronzlarımız falan hazır olmuş. Ancak süremiz burada bitiyor. Evet. Bu diğer makineleri bir sonraki bölüme hazırlarım artık. Merhaba örümcek. Tabii bir sonraki bölüme bir şey daha hazırlamam lazım. Copper. That's bronze. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler. Örümceksiz bir zaman geçirin.